Sevgili arkadaşlar, merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. Değerli dostlar, bugün gün ortasında borsaya ilişkin olarak bir analiz yayınlamıştım. İlk seans itibariyle oluşan verilerle alakalı olarak aktarmış olduğum bilgilerden sonra şu an itibariyle ise gün sonu değerlendirmesi yapmak üzere birlikteyiz. Bugün gün boyunca oluşan detaylar hakkında bilgi verip ardından endeksin içinde bulunduğu teknik durum ve analizin son bölümünde ise Viyop ile alakalı olarak, Viyop Haziran kontratları ile ilgili olarak teknik ve takas duruma bakacağız. Sevgili arkadaşlar, öncelikle bu görmekte olduğunuz tablomuz yabancı takas oranıdır. Yabancı takas oranı ve endeksin korele grafiğini görmektesiniz. Geçtiğimiz hafta itibariyle yabancı takas oranında 0,08 oranında bir azalış yaşanmıştı. Önemli satışlar vardı ancak Perşembe ve Cuma günü gelen alımlar endeksteki yabancı takas oranındaki azalma payını önemli ölçüde azaltmış oldu. Son durum itibariyle baktığımız zaman ise değerli arkadaşlar 0,23 oranında bir artış olduğunu görmekteyiz. Bu haftanın ilk günü itibariyle zira Cuma günü gerçekleşen yabancı alımları bugüne yansımış durumda özellikle dolayısıyla Perşembe ve Cuma günü gerçekleşen alımlar ardından son yabancı takas oranının 64,04 olarak mevcut olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla yabancı takasında 83.500 lira yönelik bir geri çekilmenin olduğu süreçte gerileme eğiliminin bir miktar azalmış olduğunu, bir miktar alımın yabancı takas oranını 64 seviyesinin, %64 seviyesinin üzerine taşımış olduğunu görüyoruz. Evet sevgili dostlar, bugün itibariyle aracı kurumlar bazında neler olduğuna bir bakalım. Aracı kurumlar bazında ilk 5 kurum bazında ikinci seansta özellikle seansın son yarım saatlik 40 dakikalık diliminde satışların birazcık hız kazandığına tanık olduk. Zira 86 bin üzerinde hareket etme eğilimini uzunca bir süre devam ettiren endeks ikinci seansın sonlarına doğru gelen bir satış baskısına maruz kaldı ve kreditin 56 milyon TL'ye ulaşan, yatırım finansın 51 milyon TL'ye ulaşan, Deutsche'nin 30 milyon TL'ye ulaşan, Merrill Lynch'in ise 26 milyon TL'ye ulaşan satışları oluştu gün sonu itibariyle. Arkadaşlar, mevcut satışlar Perşembe ve Cuma günü yaşanan alımlara dikkate aldığımız zaman çok büyük oranda bir satış olarak nitelendirilemez. Zira kredi 211 milyon TL civarında sadece Cuma günü alım gerçekleştirmişti. Yine yatırım finansında Cuma günü itibariyle 100 milyon TL civarında satış yaptığını hatırlayacak olursak endekse gelen satışların ve bu satışlar paralelinde yabancıların gerçekleştirmiş olduğu satışların son 2 gün itibariyle alımlarını dikkate aldığımız zaman çok çok büyük oranda olduğunu söyleyemeyiz. Evet arkadaşlar, bugün itibariyle özellikle yapılan gerçekleşen satışları garanti yatırımın, iş yatırımın ve deniz yatırımın karşılamaya çalıştığını görüyorsak da ilk 5 kurum bazında 62 milyon TL civarında satıcıların daha üstün konumda olduğunu görmekteyiz. Sevgili arkadaşlar, bugün itibariyle kreditin 56 milyon TL civarında satış yaptığını ifade etmiştim. Kredi 14 milyon TL civarında Garanti Bankası hissesinde satış yapmış. Cuma günü itibariyle 140 milyon TL'ye yakın alımı bulunuyordu. Yine Akbank'ta 11 milyon TL civarında ve Emlak Konut'ta 10 milyon üzerinde satış gerçekleştirmiş. Kreditin alımlarına baktığımız zaman ise Aselsan'da 3 milyon TL civarında alımı, Arçelik ve Türk Hava Yolları'nda alımını görmekteyiz. Kredi Aselsan'da ortalama alış fiyatına baktığımız zaman 17,18 ortalama ile Aselsan'da alım gerçekleştirmiş. Arçelik'te ise 16,34 ortalama ile alım gerçekleştirdiğini görüyoruz. Yine garanti satışını 7,52 ortalama ile, Akbank satışını ise 5,68 ortalama ile gerçekleştirmiş durumda. Diğer yandan yatırım finansa bakalım arkadaşlar. Yatırım finans ise yine Garanti Bankası hissesinde biraz daha yoğun bir satış olmuş. 30-28 milyon TL'ye yakın bir satışı bulunuyor ve 7,46 ortalama ile gerçekleştirmiş. İşçi'de ise daha az miktarda 10 milyon TL civarında bir satışı var. Alım ilgisini ise Emlak Konut, Turkcell ve Halkbank'ta çok yüksek oranlarda, olmayacak miktarlarda gerçekleştirmiş olduğunu söyleyebiliriz. Değerli arkadaşlar, gün sonu itibariyle para giriş ve çıkış durumuna bakacak olur isek burada göreceğimiz manzara ise şu şekilde bir yansıma yaratıyor.
Bugün gün sonu itibariyle ilk 5 kurum bazında Vakıflar Bankası'nın 3,6 milyon TL civarında para girişi yaşadığını, Aselsan'ın 2,1 milyon TL civarında, Petkim'in 1,6 milyon TL civarında para girişi yaşadığını görmekteyiz. Sevgili arkadaşlar, ekranlarınızı dondurmak kaydıyla buradaki rakamları tek tek inceleme şansınız bulunuyor. Onun için ben tek tek saymayacağım. En çok para çıkışı yaşayan hisselerin başında ise Garanti Bankası'nın 12 milyon TL civarında, Koza'nın 5 milyon ve İşçi'nin ise 3,8 milyon TL civarında bir satış olduğunu görüyoruz. Türk Hava Yolları'nda ise 1,5 milyon TL civarında bir satış var. Genel olarak baktığımız zaman değerli dostlar, Garanti Bankası'nda 12 milyon TL civarındaki bir para çıkışı çok büyük bir miktar olarak değerlendirilemez. Zira bu miktarlar Garanti Bankası için çok büyük oranlar olarak yorumlanmaz. Genel anlamda da para giriş ve çıkış tablosuna baktığımız zaman ise çok bariz bir para girişi veya çok bariz bir para çıkışı yaşayan bir hissenin olmadığını görebiliyoruz. Gelelim arkadaşlar endeksteki genel tabloya. Endeksin genel tablosuyla ilgili olarak hafta sonu vermiş olduğum analiz paralelinde bir hatırlatma yapmak kaydıyla, bu bir aylık grafiğimizdir. Aylık grafiğimiz itibariyle arkadaşlar 68 aylık ortalamaya denk gelmekte olan 87.958, şuradaki beyaz yeri 88.000 seviyesi çok kritik bir seviyedir ve bu seviyenin üzerine çıkılmadıkça endeksteki aşağı yönlü baskının devam edebileceğini ve yukarı yönlü atakların ise sadece tepkiden ibaret kalabileceğini düşünmeye devam edeceğiz. Bu 68 aylık ortalama çok nadiren aşağı kırılan bir ortalamadır ama bu son durum itibariyle görmekte olduğunuz gibi biraz daha fazla bir şekilde bu ortalamanın aşağısına gelmiş durumdayız. Ancak endeks geniş açılı bir grafik bazındaki, bu bir aylık grafiktir, tekrar hatırlatıyorum. Şurada görmekte olduğunuz 38.2'ye denk gelen 83.104 seviyesindeki Fibonacci desteğinden geri dönüş yaşamıştı hatırladığınız üzere geçen hafta. Dolayısıyla şu anda en kritik destek olarak 83.100 seviyesini takip etmeye devam ediyoruz orta vade adına. Evet arkadaşlar, gelelim haftalık grafik bazındaki tabloya ise. Burada yükselen bir trendimizin mevcut olduğunu görmektesiniz. Ve bu yükselen trendten uzun vadeli bir yükselen trend tabii ki bu. Bu trend desteğinden bir dönüş yaşanmış. Bunu izliyoruz. Bu trend desteğimiz ise son durum itibariyle 83.300 seviyesini göstermekte. Özetle 83.000-83.500 aralığı son derece önemli bir destek ve tepki yaşanması gereken bölge konumunda olup, bu bölgenin kırılması durumunda ise endeksin 80.000 ve kademeli olarak 70.000'li seviyelere doğru geri çekilme riski bulunuyor. Bu grafiğimiz dahilinde, haftalık grafiğimiz dahilinde ise sevgili dostlar, %61.8 seviyesine gelen 90.800 seviyesi son derece önemli bir seviye konumunda. Geçmiş tarihlerde 90.000 aşağısına gelinmelerin hemen 1-2 gün sonrasında üzerine çıkılabilmişti ama şu an 3-4 haftadır biz 90.000 seviyesinin aşağısındayız ve bu durumda endeksin önemli bir güç kaybı yaşamakta olduğunu ifade ediyor. Endeks adına olumlu şeylerden konuşabilmek, kalıcı bir yükselişin başladığından söz edebilmek için 90.800 üzerinde net kapanışlar görmek durumundayız. Haftalık grafikten günlük grafiğe geçiyoruz değerli dostlar. Günlük grafiğimiz itibariyle şurada görmekte olduğunuz 23.6'ya denk gelen bir direncimiz bulunuyordu. Ve bu direncimiz 86.893 seviyesini ifade ediyor. Bugün ise 86.945 seviyesini, yani bu direncimizi test ettik. Ancak bu dirençten gelen kar satışları diyebileceğimiz 83.500'den gelen tepki sonrasında oluşan kar satışları ardından yeniden 86.000 seviyesinin aşağısına geri dönüş oldu. Özetle buradaki 87.000 seviyesindeki direnç aşılamadı. Bu noktada ilk olarak günlük işlemler adına 87.000 seviyesi, yani şuradaki daha net bir rakam ile 86.893 seviyesindeki direncimiz takip edilmeli. Bu direncin aşılması durumunda bir sonraki direnç hedefi olarak ise 38.2'ye denk gelmekte olan 89.187 veya 89.200 seviyesini görmekteyiz. Arkadaşlar, yarın için pivot seviyelerine bakacak olur isek 85.836 seviyesi yarının pivot seviyesi konumunda, 84.700 seviyesine kadar geri çekilmeler olabilir. Bu seviyenin aşağısında kalınırsa, 85.800 üzerine çıkılamadığı takdirde 84.700'lere doğru bir geri çekilme yaşanabilir. Ancak 85.836 seviyesinin üzerinde kalınabilir. Bu seviyenin üzerine çıkılarak burası bir destek olarak algılanmaya başlanır ise yeni
yeniden 86.400 ve ardından 87.500 seviyesine doğru bir hareketlenmenin gündeme gelebileceğini ifade edebiliriz. Hareketliliğin devamı durumunda ise 88.000 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımızda bulunuyor. Zira burası aylık grafiklerimizde de gördüğümüz gibi önemli bir hareketli ortalama direnci idi. Gelelim arkadaşlar 120 dakikalık çok kısa vadeli grafiklerimize. Burada da sevgili dostlar 83.500'ler ile 96.000'ler arasındaki bölgeyi dikkate almak kaydıyla çizdiğimiz bir Fibonacci çizimimizde şurada görmekte olduğunuz 86.500 seviyesi ön plana çıkmış. Geçmiş saatler itibariyle, geçmiş 2 saatlik periyotlar itibariyle bu bölge bir destek olarak çalışmış ama ardından bu bölgenin kırılımı sonrasında 83.500'lere kadar bir gerileme yaşanmış. Bugünkü atakla bu seviyenin üzerinde kalınmaya çalışıldı ama başarılı olunamadı. 85.000 seviyesinin 85.300 seviyesine yönelik bir geri çekilme şu bölgede arkadaşlar daha önce de yaşamış olduğumuz bir geri çekilmeydi. Dolayısıyla 120 dakikalık grafikler itibariyle 85.300 seviyesi de yakından takip edilmesi gereken bir destek konumunda bulunuyor. Eğer yarın için 85.300 seviyesinin aşağısına gelinmeksizin yukarı yönlü bir tepki söz konusu olacak olur ise bu durumda öncelikli olarak takip etmemiz gereken seviye doğal olarak 86.000 üzerinde kalmak ve 86.500 direncini aşabilmek ve 87.000 de bugün zorlanmış olduğumuz noktada bir hacim oluşuyor mu? Bu seviyenin geçilebilmesi başarılıyor mu? Yoksa yeniden bir satış mı oluşuyor? Özellikle 87.000 seviyelerine yaklaşıp olur ise eğer bu seviyeden gelecek olan satışların 86.500 seviyesi üzerinde en az 1-2 saat karşılanabiliyor olması ve büyük hisseler diyebileceğimiz Garanti Bankası gibi, Türk Hava Yolları gibi, Ereğli, Tüpraş gibi hisselerde bir para girişinin mevcut olduğuna tanık olabiliyorsak 86.500 üzerinde tutunabilen endeks koşullarında endeksin bu 87.000 direncini, bugün zorlandığı 87.000 direncini geçerek 88.000-88.400 bölgesine yaklaşmak niyetinde olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer önemli husus ise arkadaşlar endeksin ayı piyasasına girmesi için 84.800 seviyesinin aşağısında kapanışlar olması gerekiyor. 84.800 seviyesini ise orta vade adına önemli bir stop loss sebebi olarak görmemiz gerektiği kanaatindeyim. Gelelim arkadaşlar Biop kontratları bazında tablonun ne olduğuna. Biop kontratlarına bakacak olur isek günlük grafiğimiz itibariyle Haziran vade tabii ki Biop kontratlarındaki şu an analiz konumuz 106.000 seviyesine kadar yaşanmış olan bir geri çekilme mevcut idi ve bu seviyeden gelen tepkinin öncelikle %23.6'ya denk gelmekte olan 111.400 bölgesine, 111.300 bölgesine ulaşması gerekiyor. Bu seviye önemli bir direnç olarak izlenmeli. Yukarı yönlü ataklarda özellikle 109.000 seviyesinin üzerine bir yerleşim söz konusu olduktan sonra gelişebilecek yukarı yönlü ataklarda 111.300 seviyesine önemli dikkat edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Zira burası önemli bir Fibo direnci konumunda. Bu direncin aşılması durumunda ancak 115.000'e yönelim söz konusu olabilir. Biop kontratlarında 113.200 bölgesi bir diğer direnç bölgesi, direnç noktası olarak takip edilebilir. Yarın için önemli olan pivot verilerimiz itibariyle 108.900 seviyesi yarın için bir pivot noktası konumunda 108.900 veya 109.000 üzerinde kalınabilmesi ve bu seviyenin destek olması durumunda 109.700, bugün zorlanmış olan 110.600 seviyesi ve buranın da ötesinde 111.300 seviyesi biraz önce bahsetmiş olduğum üzere önemli kritik noktalar olarak karşımıza çıkmakta. Arkadaşlar 2 saatlik grafikler bazında biraz daha kısa vadeye bakacak olur isek eğer Haziran kontratları itibariyle Haziran endeks kontratları itibariyle şurada görmekte olduğunuz gibi değerli dostlar %38.2 bölgesine denk gelen Fibonacci direncimizin mevcut bulunduğu 110.668 seviyesi ki biz bugün 110.600 seviyesini gördük. Bu seviyeden gerçekleşen geri dönüşümde %23.6'ya denk gelen 108.900 seviyesi bir destek konumunda idi ama burası çok hızlı bir şekilde aşağı geçildi. Seans sonu gelen satışlar sonrasında şu anda önemli bir şekilde takip etmemiz gereken ilk önemli direnç noktamız 109.000 seviyesidir. 109.000 seviyesi üzerine çıkılarak bu seviyenin destek konumuna gelmesi durumunda öncelikli olarak takip
takip edilmesi gereken 110.600 seviyesi olacaktır. Ardından biraz önce belirtmiş olduğum 111.300 seviyesi ve 111.300 üzerinde tutunmanın gerçekleşmesi durumunda ise 112.100-112.200 seviyesine doğru hareketliliğin devam edebileceğini düşünebiliriz. Bugün itibariyle değerli dostlar, kimler alım satım yapmışlar ona bir bakalım isterseniz. Daha doğrusu hangi işlemlerin gerçekleştiğini görmeye çalışalım. Bugün itibariyle arkadaşlar yabancı menşeli kurumların pek ön planda olduğunu görmüyoruz. Short pozisyon yapan veyahut da elindeki longları kapatan veyahut da long pozisyona geçen veya bir başka ifadeyle elindeki short pozisyonlardan kurtulmak amacında olan kurumlar bazında yabancıların City gibi, Credit gibi kurumların olduğunu görmüyoruz. Bu kapsamda bugün yaşanmış olan geri çekilmenin biraz diğer kurumların önderliğinde gerçekleşmiş olabileceğini, City gibi, Credit gibi, Merrill gibi çok daha etkin işlemler yapmakta olan kurumların bugünkü işlemlere katılımcı olmadıklarını söyleyebilmek mümkün olacaktır. Cuma günü itibariyle acaba neler yapmışlar, bir de ona bakalım isterseniz arkadaşlar. Cuma günü itibariyle tabloya baktığımız zaman Deutsche'nin ve Credit'in short pozisyon veyahut da elindeki short pozisyonları kapatmak yönünde işlem yaptıklarını görmekteyiz. Zira daha önceki analizlerinde de sizlere vurgulamış olduğum gibi Deutsche ve Credit'in ellerinde bulunan mevcut long pozisyonları azaltma yönünde bir eğilim içerisinde olduklarından bahsetmiştim. Ancak bugün itibariyle bu kurumların bu yönde bir çabalarının olmadığını tanık oluyoruz az önceki takas tablomuz itibariyle. Evet değerli arkadaşlar, borsa ve biop hakkında söyleyebileceklerim şu an için bunlardan ibarettir. Eğer ilgi oluşursa ve sizler de bu tarz analizlerden memnunsanız, eş ve dostlarınızla paylaşıp da bu konudaki ilgiyi artırabilirseniz, seans arasında ve her akşam gün sonunda borsada önemli olarak değerlendirilmesi gereken, bilinmesi gereken rakamları ve takas gelişmelerini sizlerle paylaşmaya devam etmek için zaman ayırmaya gayret göstereceğim. Şimdilik hoşçakalınız, selam ve saygılarımla. Birazdan her zaman olduğu gibi Dolar TL analizine sizlere aktarmış olacağım.